Merhaba sevgili kestane seyircileri, bu hafta sizlerle Ocak ayında çıkan Banner Saga isimli RPG strateji türü Stoic isimindeki 3 kişilik kadronun yapımı olan bu güzide serbest yapımı inceleyeceğiz. Çok oyunda grafik yerine tamamen el çizimi olduğu için grafik ayarlarından pek bahsetmiyorum, zira mevcut değiller. Üşendik de grafik yapmadık demiyorlar da işte biz böyle bir değişiklik olsun diyorlar. Oyunun hikayesi İskandinav mitolojisinden esinlenerek yazılmış. Thor var mı Thor? Yok. Ulan Hulk da mı yok? Ya esinlenerek diyorum canım. Esinlenerek. O zaman Thor yoksa ya bir Thor var mı? Tukur falan madem esinlenerek. He anlat he. Hikayesinden arındırıp temel olarak baktığımızda A noktasından B noktasına gitmeye çalışan bir kervanın başında ölüm kalım kararları veriyoruz. Yol boyunca artan veya azalan kişi sayısına göre erzak sağlamamız gerekiyor, yol seçimleri yapmamız gerekiyor ve yolculuk sırasında karşımıza çıkan haydut veya dilencilerle ilgili kararlar vermemiz gerekiyor. Bu kararlara bağlı olarak bir sonraki adımınız belirleniyor. Örneğin dilenci gelip bizden yardım istiyor. Biz ona s**tleri çekersek zira gelip bizden erzaklarımızı çalıyor. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Dilenci diye bildiğin haraç kesen mafya gibi bir şey lan. Vermek istiyorum, zorunda mıyım ya? Valla oyunu en az zayiatla en hızlı şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu verdiğimiz kararlar kervanın moralini de etkiliyor. Kervansaray tatlıcıları. Tatlılar da bir numara. Oyunun bir de savaş kısmı var. Bu savaşlar turn-based şeklinde oluyor. Yani Heroes of Might and Magic oynamış olanlar varsa buna benziyor diyebilirim. Adamlarımızı yerleştirdikten sonra savaşı başlatıp sıralarına göre oynuyoruz. İşte moral burada adamın biraz daha ilerleyebilmesini, daha fazla vurmasını ve kendi yeteneklerini kullanabilmelerini sağlıyor. Karavanın moral durumuna göre bir oranda moralle savaşa başlıyoruz ve kullandıkça da bitiyor. Ayrıca oyunun bir de Banner Saga Factions isminde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir multiplayer versiyonu da Steam üzerinde mevcut. Oyun kaç para peki? Oyunun fiyatı 23.99 dolar. Şu oyuna 44 lira verilir mi lan? Hadi 45'e yuvarla 10 kuruşlarda. Sen bana 45 lira ver, ben bu oyunu sana çizerim zaten. Grafik desen elle tutulur hiçbir şey yok. 50 lira daha ver bir de animasyon yapayım. Sen video çek. Önümüzdeki hafta başlıyor. Benden tekrar görüşmek üzere. Sevgili kestaneye. Moralle çikolataları. Çikolatada bir numara. Moralle. Akışkan.